5 dakika sonra arkadaşlar 120'ciler start oluyor. Bir saate de biz yola koyulacağız. Ayağınıza taş değmesin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, buyurun. Efes Ultra organizasyonu dahilinde 6 farklı etap vardı. Bunlar 5, 12, 23, 42, 61 ve 120 kilometrelik etaplardı. Ben her ne kadar antrenman programıma uyan 23 kilometrelik etap olsa da yarışa kaydolurken ya o kadar İzmir'e gidiyorum, 23 kilometrede az olmaz mı? Hadi gel Can, bunun bir üstüne çıkalım. Ne var? 42 var. 42 koşalım dedim kendi kendime ve 42 kilometreye kaydoldum. Bu hayatımda koşacağım ilk resmi yarış olması nedeniyle daha evvel hiç 32 kilometrenin üzerine çıkmamış olmam sebebiyle biraz bende heyecan yaratan bir aktiviteye dönüştü. 42 koşup geliyorum. Hadi bakayım. Ha? Hadi bakayım. Evet, başlıyoruz. Sinan'ım görüşürüz. Görüşürüz abi. Hadi görüşürüz. Evet, başladık. Artık maske çıkabilir. Bir saat karanlıktayız. Evet. Asfalttan çıktık şu anda. Bu işaretleri takip edeceğiz. Buradan Ege'ye, kumsala doğru gidiyoruz. Benim için yarışın en heyecanla beklediğim kısmı ilk 15-16 kilometrelik kısım. Çünkü bu kısmın büyük bölümünü patikada, karanlıkta, zifiri karanlıkta koşuyorsunuz. Herkes kafa lambasını takıyor ve kafa lambasının aydınlattığı kadarıyla ayağınızı basacağınız yeri seçip ilerlemeye çalışıyorsunuz. Tam yanım aradı ama karanlık. Şu anda Arnavut kaldırımlı bir yoldayız. Işıkları gözüküyor çok az. Kuşadası, Seferihisar, İzmir yolu. Onu geçeceğiz. denize ulaşacağız ondan sonra. Artık biraz toprak, patika. Benim kafa lambam kafa bandından çıktı. Mecbur durup taktım yerine. Evet, taştı biraz. Dikkat edeceğiz şimdi artık. Evet, yavaş yavaş hava aydınlandı artık. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Batıya, denize doğru artık ilerliyoruz. Arkada gün doğumu. ...9 kilometre geride kaldı. Güzel gidiyor. Biraz tempom yüksek. Bakalım biraz daha devam edelim. Sonra bakacağız duruma. Yarış boyunca ben ortalama özellikle düzlükte ve inişlerde 7,5 dakikalık bir tempo ile koşmayı planlıyordum. Antrenmanlarımda da bu şekilde çalışıyorum. Nabzımın 120-125'i geçmediği bir tempo oluyor bu. Yani 1 kilometreyi 7,5 dakikada kat etmeye çalışıyorum. Yarış başladı tabii, yarış heyecanı olabilir ve bu benim içinde bir soru işaretiydi. Acaba tempomu tutabilecek miyim yoksa hızlı mı davranacağım diye. Önünüzde insanlar koşuyor. Kimisi yavaş, kimisi sizin gibi. Onları geçip tempoyu bulmaya çalışıyorsunuz vesaire. Ben bir baktım 6 dakikalarda ilk bir saati koştum. Yani yorulmadım ama tabii yarışın sonundaki yorgunluğa bu ne kadar etki etti onu da açıkçası çok kestiremiyorum. Birazdan sahilden içeri gireceğiz. Evet, işte drone. Çok güzel, müthiş bir manzara var. 12. kilometreyi geride bıraktık. İçeri gireceğiz biz ve sonra tırmanmaya başlayacağız. Checkpoint'ten geçtik. Durmadım. Suyum var da. Tekrar biraz deniz kenarına geçeceğiz şimdi. güzellikler de var ya. Yani spor. Hem güzel Ege. Kum bölümü bitiyor. Şimdi çıkacağız. Ve bu tarafa doğru, tepelere doğru gidiyoruz. Kumsal kısmı da hava aydınlanmasıyla beraber deniz çarşaf gibi, kum çok güzel. Orada koşmak, Ege'nin havasını solumak, Ege'ye o kadar yakın olmak aylar sonra gerçekten çok keyifliydi. Kumsal geçişi bittikten sonra yavaş yavaş içerilere ve tırmanışa doğru yol almaya başladık. Aşağı yukarı 8 kilometre kadar bir tırmanış bizi bekliyordu. 23. kilometrede Meryem Ana Evi'nin olduğu yerde bir CP checkpoint kuruluydu. Buraya kadar biz tırmanacaktık. Tırmanış başladı. Bundan sonra bir 10 kilometre böyle çıkacağız. Meryem Ana Evi'ne kadar. Güzel gidiyor. Artık ufak ufak tırmanıyoruz. Meryem Ana Evi'ne kadar bir tırmanış. Şahane bir yol. Böyle çimen, tırmanıyoruz. Yavaş yavaş. Bu arada yağmurlukla başlamak doğru tercihmiş. Hava hala serin. Yerlerde ara ara yürümeye başladım. 18 kilometre bitti. Böyle bir 4-5 kilometre daha var. Evet, başlayalım yine. Böyle bir 2 dakika yürümek güzel oluyor. Tempolu da yürüyorum. Aşağı yukarı tırmanırken yavaş koşuyla o hızlı yürüyüş aynı mesafeyi kat ettiriyor eşit zamanda. Biraz daha Koşarak tırmanalım şimdi. Deniz gözüküyor. Bayağı gelmişiz. Bayağı. Rampa geliyor. Yürüyeceğiz orada biraz. Artık bacaklara dikkat etmek lazım. 20 kilometreye geliyoruz. 19 bitti. İşte bu işaretleri takip edip rotayı gitmeye çalışıyoruz. Önünüzde kimse yoksa dikkat etmeniz lazım. Ben sabah karanlıkta bir 30-40 metre kaçırdım sapağı. Tabii arkada sizi takip edenler de zincirleme o hatayı yapabiliyor. Artık son tırmanışla gideceğiz biraz da. Meryem Ana'da, Meryem Ana evinde bir CP var, checkpoint. Orada suyumu dolduracağım. İnmeyi de kolay zannetmeyin. Hele taşlıysa çok iyi seçmeniz lazım. Ayak basacağınız yere. Eskremin faydaları var bunda. Bir de çok salmamanız lazım ki kaslar işlevini sürdürebilsin. Yani tepeye çıktım aşağı basarım yok. Tepeye çıkmak da zor. Aşağı koşmak da artık 20. kilometreden sonra zor. 21 kilometre 750 metre 22'ye geliyoruz. Checkpoint'e yaklaştık. Tam 2,5 saat olmuş. Ben 2 kere beslendim. Şimdi checkpoint'te suyumu doldururum. Çıkışta bir daha beslenirim. İyiyim şu anda bacaklarda. Kötü değil. Evet. Baya tırmandık yani. Denizden buraya. Aşağı yukarı bir 10 kilometredir çıkıyoruz. 3-4 kere yürüdüm ama kısa kısa güzel geldim yani. Biraz indik gene çıkıyoruz. Yani yürüyün diyorlar. Burada hadi koş. Burası yangın yolu. Evet. Ama ediyoruz, her çıkışın bir inişi var. Her inişin bir çıkışı olduğu gibi. Evet. Bir hareketleneceğiz burada. Haydi bakalım. Bir düzlük bekliyor bizi biraz. Evet. Başladık yine. Oh. Evet. CP'ye geliyoruz. Suyu doldurduk. Yağmurluğu da çıkarttım artık. Düşürsek gireriz. Üstüm sırılsıklam. Ah. Harekete devam edeceğiz. İyi olacak. Haydi bakalım. 23. İyi. Bu arada 42 kilometre geçiyor ama 40 küsürde finish çizgisi. Yani 17 falan kaldı ki bundan sonra artık bir ufak çıkış dışında hep deniz seviyesine doğru ineceğiz. Kamera şarjda. Dolayısıyla elimde şu an. Burada şarj oluyor. Öyle bir tırmanış kalmadı. Varsa da ufak ufak meyiller. Böyle artık keyfini süre süre koşacağız finişe kadar. 26.4 kilometre oldu. Süremiz de 3 saat 12 dakika. İyi gitti yani. Bundan sonra herhalde 6-7 arası bir tempoyla tamamlayabilirim diye düşünüyorum. Bacaklarım iyi durumda. Antrenman, her şey antrenman. Bu da bir antrenman. Kolay gelsin. Selçuk gözüküyor. Böyle tatlı tatlı İneceğiz şimdi. Benim için hep motivasyon şuydu, hani tırmanışı atlatırsam daha sonra iniş başlayacak. Ve o inişte daha rahat tempo tutarım, fazla yorucu olmaz diye planlıyordum ben hep. İşte her şey deneyimle sabit. Öyle olmuyormuş. Çıkış daha kolaymış. İniş beni daha çok zorladı açıkçası. Çünkü çok salmamanız gerekiyor kendinizi. Dolayısıyla hep ayaklarınızla frenleyerek iniyorsunuz. Momentinizi daha çok parmak ucunuz ve üst bacağınızın ön kısmıyla frenliyorsunuz. Tabii bu çok çalışılmamış olduğu için benim açımdan bacak kaslarımı daha çok zorladı. Bacaklarım daha fazla yoruldu. Meryem Ana'dan önce son bir böyle dik yangın yolu çıkmıştık ya. Şimdi bir yangın yolu iniyoruz. Burayı koşamazsınız. Yok. Benim bacaklar patlar burayı koşarak inersek. Adım atarken fren yapıyorsunuz ya, o kasa ciddi yükleniyor yani. Yokuş aşağı koşmak zor iş, sanmayın ki kolay. Hatta hafif meyil yukarıya doğru koşmayı benim bacaklarım tercih ediyor şu anda. Ama çok güzel ya. Buradan bir daha ne zaman geçersiniz ki böyle? Doğanın içine bu kadar. Kaç kere giriyorsunuz? Ciddi bir eğim iniyoruz. Yani en dik iniş bu maratonun en yavaş temposunu verecek bana. Bunu da öğrendik yani. Yangın yolu inişi varsa sevilmeyin. Ama bu ayakkabılar harbiden hakkını veriyor işi. Kaymak yok dedik. Kaymayalım şimdi. Evet. Harbiden bacakları şu ana kadar en çok zorlayan yer burası. Ve sol. Dolayısıyla bunlar hep tecrübe. Şunu anlamış oldum. Doğa içerisinde inişlerin, çıkışların olduğu parkurlarda antrenman yapmak şart. Ben hep deniz seviyesinde düzde koşuyorum. Şimdi antrenman programımı farklı rotalarda, farklı parkurlarla zenginleştirmeye çalışacağım. Gelmişiz. İyi ki koşmaya başlamışız. Otuz buçuk oldu. 1,5 kilometre sonra daha önce hiç ulaşmadığım mesafelere ulaşacağım. Videoları takip edenler biliyor. 32 koştum 2 hafta önce. Ondan önce en uzun 26'm vardı. Şimdi 42 inşallah olacak. 32'nin üstü ilkler. İniş bitecek artık. Düzlüğe doğru geliyoruz. Bitsin de iniş yani. Keyifli süreceğiz dedik. Çok da keyifli değilmiş. Çıkışı seviyoruz. İnişi çalışmak lazım. Her ikisinde çalışmak lazım. Harbi tarlanın içindeyiz şu anda. Adımlara çok dikkat etmek lazım. Buralar çok taşlı. İşaretleri takip etmek lazım. Biraz düzeldi şimdi zemin. Evet, bu işaretler bize yolu söylüyor, bakın. İleride onları takip ederek yolları buluyoruz. Dönüşler önemli. Bir yoldan çıkıp başka birine girerken kaçırmamak lazım. Coğrafyanın sahip olduğu tarihe bakın ya. Anlatmak mümkün değil ki. Bitmez. Kilometre 200 metre oldu. Yani böyle devam edeceğiz. Bir tempo düştü. Vücutta yorgunluk değil ama bacaklar hafif, arkaları sert. Diz ağrısı yok. Çok güzel. Tabanlar iyi. O iniş zorladı. Yoksa iyi tempoda devam ediyordum. Meryem Ana'ya kadar çok iyi geldi. Bir sonrası inişti. Orada bacaklar alışık değil ona. Gözüken o. Tıngır mıngır artık. Düzlükte. Ana yola koşana kadar dikkati bozmadan doğru yerlere basıp sakatlığa sebep olmadan bitireceğiz inşallah. biter mi bitmez mi? Kafada hep soru işareti. Biteceğini tahmin ediyorduk tabi, daha bitirmedik. Birkaç kilometre kaldı ama böyle bitireceğiz dikkatli. Ah, güzel. İyi antrenman oldu be. Koş amca koş, bravo. Bravo. Evet. Selçuk'un içine giriyoruz. Ooo, sürpriz. Bacaklar durursa bir daha kalkar mı? Değil mi? Oh be, iyi gitti her şey. Allah. Planlar tuttu. 4 kere beslendim, 3,5. Sonuncuyu 1-2 kilometre evvel, onun yarısını yedim. 2 jel, onların arasında ya 2 daha üst üste jel iyi de olmuyor. Biraz yanma yaptı. Sonra bir tane jelibon yedim, o jelibon gibi. Aynı şey gibi. Bir tane de böyle pirinç patlaklı, çilekli falan bir şey. Onun yarısını yedim. İyi geldim yani. Az yürüdüm diyebilirim. Dik rampalarda 5-6 kere, bir de o dik inişte yürüdüm. O yürüyüşlerde dakikaya vursanız bence 10 dakikayı geçmez. Yani bu bacaklar hep koştu. Güzel. Haydi az kaldı az. Selçuk'un içinde buram buram tarihin arasında istasyon meydanına doğru gidiyoruz. İstasyon meydanında finişi göreceğiz. Durmak yok. Sağ olun. Düz mü? Teşekkürler. Maskeğimizi takalım artık. Yarış 42 kilometre diyor ama internet sitesinde de 40 kilometre civarında biteceğini okumuştum. En son artık Efes'in gene çevresinden dönüp Selçuk merkeze doğru gidiyorsunuz. Selçuk'ta biraz ilçenin içine giriyorsunuz. Daha sonra çarşıya geliyorsunuz. Çarşıda böyle ağaçlıklı bir yol. Yolun sonunda finish kapısını görüyorum ama arkasında kimse yok. Oraya yaklaşırken solda oturan insanlar vardı. Onlara sordum finish'e daha var mı? Çünkü ben daha Sinan'ı arayacağım. Sinan finish çizgisinin oraya gelecek. İşte beni çekecek biraz vesaire. Ben de kendimi programlamak istiyorum. Yani ne kadar kaldı? Çünkü saatime göre 39 kilometre oldu. Daha 1 kilometre koşmam gerektiğini düşünüyorum. Adamcağız dedi ki hemen geldin işte dedi. 10 metre sonra bitiyor dedi. Ne kadar kaldı? Aa bitti bu. Abi baktım orada kapıyı geçince 90 derece solda bir kapı daha var. Oraya sınırı geçince bitiriyorsunuz ve madalyanızı elinize veriyorlar. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Evet, bitirdik. Be. Güzel bitti. Madalyamız. Yarış öncesinde aklımdaki sorulardan bir tanesi şuydu. 10 haftadır düzenli antrenman yapıyorum. İlk defa 40 kilometre koşacağım. Peki bunu başarırsam sonra ne olacak? Motivasyonum düşer mi? Düşmez mi? Çalışmaya ne zaman, nasıl devam ederim? Biraz ara vermek ister miyim? Açıkçası ara vermek istemiyordum ama bu tabii motivasyon işi, yani kendinizi çok zorlayarak da yapamazsınız. Keyif alarak sürdürmek istiyordum. Yarış bittikten sonra biraz üzerinden birkaç saat geçti, biraz kendime geldim, toparlandım ve yeni hedefi koydum.